Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman, Rahim. Selam arkadaşlar. Ben Dr. İbrahim Esinler. Bugün 22 Temmuz 2023. Yüce Allah'ın izniyle bugün Kur'an Mucizeleri dersimizin 56.sını yapacağız. Bu derste de size inşallah Yüce Allah'ın izniyle Kur'an'ımızın, evrenlerin yaratıcısı olan yüce varlıktan, yani Yüce Allah'tan geldiğine kesin deliller olan veriler sunacağım inşallah. Bu derste ne olur? Tüm dersler gibi dikkatli de dinleyin. Anlayamadığınız bir şey olursa ne olur yorumlara yazın. Ve gerçekten bu dersteki veriler de yeni keşfedilmiş verilerdir. Yenidir bu bulgular arkadaşlar. Gerçekten Kur'an haberlerini vermeye başlamıştır. Yüce Allah bize ufuklarda ve içimizde ayetlerini göstermektedir. Biz de onları tanımaktayız. Görmekteyiz, bilmekteyiz. İşte bugünkü derste gerçekten çok güzel bir ders olacak. İnanılmaz bir ders olacak. Gerçekten beni çok etkileyen veriler sunacağım size. Yine göz kırpma üzerinden bakın. İnanılmaz bir şey paylaşacağım sizle. Göz kırpma ve kozmik takvim üzerinden verilen büyük bir mucizeye tanık olacağız. Yine İnfitar suresi 6. ve 7. ayetlerde çok sevdiğim ayettir bunlar. Aldanan insan, Rabbimiz ey insan ne aldattı seni cömert, kerim olan Rabbine karşı. Kim aldatıyor seni? O ki yarattı seni. Öyle ki düzenledi seni, öyle ki dengeledi seni. Muhteşem bir ayettir. Bunun bilimsel tecellisinin ne olduğunu göreceğiz inşallah. Şimdi Rabbimiz 16. surenin yani Nahl suresi, bal arısı suresi biliyorsunuz 77. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Allah'adır göklerin ve yerin gaybı. Bilinmeyeni, görünmeyeni, gayb. Ve değildir saatin emri. Ve ma emru saati, emri. Göz kırpma gibi dışında. Bir göz kırpma gibi dışında saatin emri diyor. Ve değildir saatin emri. Göz kırpma gibi dışında. Yani bir göz kırpma gibidir. Yahut o daha yakındır. Yani süresi diyor emrin, kıyamet emrinin süresi bir göz kırpma gibidir ya da daha yakındır ondan. Doğrusu Allah innellâhe alâ kulli şeyin kadir. Ve inne doğrusu Allah alâ yani kulli her şey bir üzerine kulli şeyin kadir alâ kulli şeyin kadir her şey üzerine bir ölçeklendirendir. Kadir ölçü koyandır. Ölçüyle yapandır diyor Rabbim. Yani bir miktarla ölçüyle yapar her şeyi Rabbim. Ve burada inceleyelim şimdi. Ayette ne işaret ediliyor bize? Kıyametin kopması yani bir saat yani Kur'an'da geçen saat kıyametin kopması olarak halk arasında bilinir. Aslında Yevmil kıyam dediğimiz kıyam günü dikilme günüdür. Ayakta diriliş günüdür o. Ancak 70 kere geçer Kur'an'da. Ve burada saat Rabbim saat der. Yani evrenin düzeninin bozulması, yok olması, son bulması olayının sürecine saat diyor Rabbimiz. O saatin emri yani bir göz kırpması gibidir diyor. Bir benzetme var burada. Gibidir ya benzetiyor zaten. Hatta bu emrin daha da yakın olabileceğini bize bildiriyor. O zaman... Ve ayetin en sonunda diyor ki her şeyin üzerine bir ölçü koyarım. Ölçü koyduğunda bize bildiriyor. Evrendeki gerçekte zaten ayetin kendisi muhteşem zaten. Evrendeki her şey biliyorsunuz bir ölçüyledir arkadaşlar. İşte Planck sabitleri değil mi? Hep sabitler var yani evrende. Yer çekimi, elektromanyetizma, aklınıza gelen her şey elektrik falan bazı sabitlerle gidiyor. Mesela pi sayısı bile öyle. Sonsuza kadar giden bir sayı. O bile önemli. Yani sonuçta Rabbimiz bir ölçüyle yaratmış Rabbimiz bunu. Peki bizlere bu ayetin işareti ne olabilir? İnceleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar, göz kırpması. Şimdi Rabbimiz göz kırpmasını bir işaret verdi mi araştır diyor sana. Göz kırpmasına bakalım. Eye blinking. Göz kırpması. Yani bu göz kırpması olayı yarı otonomdur arkadaşlar. Yarı otonomdur. Yani o yarı otonom ne demek? İstediğin zaman da mesela gözünü şu anda yaptığım gibi kırpabilirsin. Ama sen fark etmesen bile otonom, yani otomatik sistem istemsiz bir şekilde bunu yapar. Tamam mı? Sen fark etmezsin onu. Yoksa gözün sürekli açık değil. Göz kapağı kapanmamış olsa gözün kurur. Ve keratit olur. Göz korneamız, önündeki o kornea iltihaplanır, kurur ve kör oluruz. O nedenle mutlaka yağlaması lazım orayı. Gözyaşıdır bu. Gözyaşıyla yağlar. Yani insan göz kapağı kapanması çekmesiyle bir yağlama yapar orayı. Ve pislikleri temizler aynı zamanda. Ve aslında büyük bir lütuftur Rabbimizden. Göz kırpması büyük bir lütuftur. Bazen toz geldiğinde refleks olarak yapabilir, kısabilir. Yani göz kırpması yarı otonomdur. Yani bilerek, isteyerek de kısabiliriz, şimdi kapatabiliriz. Ya da istemsiz şekilde, ki normalde isteğimsizdir bu, şekilde göz kırpması olur. Göz kırpmasına bakalım işte. Bu göz kırpması yavaşlatılmış bir göz kırpmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani sizin isteyerek göz kırpmanızdan bahsetmiyorum ben. Otomatik göz kırpmasından diyorum. Sen konuşurken ben size mesela arada otomatik, istemsiz bir şekilde göz kırpıyorum. İşte bu kırpmayı yavaşlatmışız. Göz kırpması bu şekilde. Gördünüz mü? Yavaşlatılmış bir göz kırpması görüyoruz. Rabbim diyor ki saatin emri bir göz kırpması gibidir. Devam edelim. Şimdi göz kırpması, bakın Kur'an'da bir şey varsa o kesin doğrudur. Kur'an'da asla çelişki olmaz. Asla. UCL araştırmacılarına göre göz kırpması süresi, birçok çalışma var, %150 milisaniyedir. Milisaniye 1000 milisaniye 1 saniyedir. Tamam, yaklaşık 1 saniyenin 1/10 civarında. Tamam mı? 1/10. 100-150 milisaniye. 1 saniye eşittir 1000 milisaniye. Yine önemli bir çalışma, yararlı biyolojik rakamlar Harvard veri tabanına bağlı Harvard Database of Useful Biological Numbers'a göre de göz kırpma süresi 100 ila 400 milisaniyedir diyor arkadaşlar. Ve şöyle yapalım. Bunu biz şuradan indireyim ben. Size aynı zamanda bunu göstereyim, o çalışmayı. Ya niye göstermeyeyim ki? Şöyle yapalım o zaman size. Şunu ben böyle alayım. Şöyle. Şuradan ana sayfamızdan şu büyük ekran yapayım. Ay neydi bu? Göz kırpması. Burada arkadaşlar arama fonksiyonunu kullanabilirsiniz yani sitede. Bakalım. Enter. Göz kırpması. Bu makaleyi buradan da zaten okuyabilirsiniz. Şu makaleyi okumak için işte bu makale. PDF'si bu. Makale. İngilizce bir makale. Evet. Burada nasıl olduğu, yöntemleri falanla ilgili özellikle referansları, kayıtlarıyla buradan aldım ben bunları. Göz kırpma ile ilgili şeylere buradan bakabilirsiniz. Şimdi bunu indirelim. Bu mouse'la bazen beni delirtiyor ya. Nereye gitti bu? Evet, burada. Tamam canım. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Tekrar dönelim şimdi. Şimdi gelelim. Bakın. 1 saniye 1000 milisaniye dedik. Şimdi araştırmalara baktığımız zaman birinci araştırma ne demişti? Göz kırpma 100 ile 150 milisaniye. İkinci araştırmada 400 ile 400 milisaniye demişti. Şimdi metanaliz dediğimiz bir istatistiksel bir yöntem var. İki çalışmanın sonuçlarını birleştirip tek bir ortak bir sonuca varmak için metanaliz teknikleri kullanıyorlar. Ayrı ayrı oranlarını değerlendirerekten, bakın burada ortalamasına baktığımız zaman 125 milisaniye yapıyor. Bu da ikinci araştırmada 250 milisaniye yapıyor. Kabaca baktığımızda tabii elbette bu bir metanaliz değil ama yani metanaliz benzeri bir şey diyebiliriz. Peto ratio veriliyor. Bu iki araştırmanın ortalaması ne oluyor? 125 artı 250 bölü 2 187,5 milisaniye oluyor. Yani bilimsel verilere göre bir göz kırpma, istemsiz bir göz kırpma tam olarak 187,5 milisaniye sürüyormuş. Hocam nereden, şimdi tamam da nereden, buradan nereden çıkaracağız? Nerede bunun mucizesi? Birazdan göreceğiz mucizenin ne olduğunu. Birazdan göreceğiz. İnanamayacaksınız arkadaşlar. 187,5 milisaniye. Şimdi ayette ne diyordu Rabbim? Saatin, yani evrenin yok olmasının emri. Ancak bu iki şekilde anlaşılabilir. Bireysel olarak bir insanın kıyameti, bir de evrenin yok olması olan kıyamet. Şimdi bakın, insanın kıyameti yaşamın son bulduğu andır. Mesela ben bugün ölsem, vefat etsem benim için artık kıyamettir o. Saat olmuş olur. Benim saatim odur. Bir de tüm şeyin saati var. Evrenin saati var. Yani saat dediğimiz zaman kıyamet insanın ölmesiyle vuku bulur. Gerçekleşir. Yani ölen bir kimsenin evrenle ilgisi kalmaz. Bu evrenimizden çıkmış olur. Hiper uzaya çıkar zaten bilinci. Yani bireysel olarak baktığımızda bir insanın saati ölmesiyle gerçekleşir. Peki saatin emri ne demek? Yani emri, verilen, verildiği süre. Yani şimdi Rabbim emri verdiği mi o belli. Diyor ki mesela emir verilmiş. 3 gün sonra ölecek. Emir verilmiş. 10 gün sonra ölümü belli. Bir kazada ölecek mesela. Bitti. Bu emir önceden veriliyor zaten. İş ve oluşlar. Biliyorsunuz Lev-i Mahfuz dersini iyi dinleyin. Lev-i Mahfuz, yani o iki boyutlu hiper uzaydaki zar, 2D iki boyutlu zar evrenimizin bir üst boyutunda evreni sarıyordu. O Lev-i Mahfuz korunmuş levha. O levhada bilgi vardı. Information, tamam mı? O rakamlanmıştır o da. Kitab-ı Merkum, o da bir kitaptır. Information içerir ve o Lev-i Mahfuz'daki ana kitap her şeye sahiptir, bilgimize. Geçmiş, gelecek, her şey. Diyelim ki İbrahim Esinler'in doğmasıyla beraber emir başlar. Emir orada da vardır. Benim ölme emrim oradadır zaten. Yani benim doğumumla beraber ölme emrim de var. İşte bu kıyametin, benim kıyametimin emri benim anne karnına ruhumun verilmesiyle, yani son adet tarihine göre 16 hafta 2 günlükken ben annemin karnında, 1974 doğumluyum ben. O 23 Mart 1974 doğumluyum. O annemin karnında ruh verildi ya bana. Benim emrim de orada verildi. Ölüm emrim belli. Yani benim kıyametimin emri orada zaten verildi. Atıyorum yani bir şekilde öleceğim. O emir işte doğumla ömür. Yani bir insanın hayatı olur. Bir insan için saatin emri. Heh, bunu anladık mı? Güzel. Şimdi yani göz kırpma süresiyle bir insan yaşam süresi, yani benim kıyametimin, benim saatimin, evrenden çıkışımın, doğumla çıkışım, bir hayatımın, yaşamın yani göz kırpma süresiyle bir ilgisi var mı? Şimdi bakacağız. Arkadaşlar inanılmaz bir şey göstereceğim size. Şimdi bakın, kozmik takvim. Kozmik takvim nedir? Kozmik takvim belgesellerde de izlersiniz arkadaşlar. Çok güzel bir aslında şey. Güneşin, biliyorsunuz o da şey, güneş, dünyamız güneşi etrafına dönüyor değil mi? Doğru. 365, yani bir turun 365 günde tamamlıyor. Daha doğrusu bir turunu döndüğünde kendi etrafında 365 kez dönmüyor muydu? Evet. Bir güneş yılında 365 gün vardı. Bu bir ilahidir. İlahi bir ayardır. Kadir ölçüdür. Ölçü koymadır. Şimdi evrenin günümüze kadar bebekliğinden, yani oluşmasından Big Bang'le şu ana kadar bir güneş takvimine koyduğumuzda, yani 365 güne böldüğümüzde evrenimizin doğuşundan bugününü, yani bir yıl oluyor. Bir güneş yılına böldüğümüzde kozmik takvimde January, February, March, işte Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 12 tane ay var. Bu 12 aydaki işte Big Bang oldu. Yıldızlar, galaksiler oluşuyor. Detaya girmeyeceğim. Daha sonra tabii ki bu şekilde görebilmemiz için Aralık ayını daha da büyütmüşüz. Aralık ayı normalde 31 gün değil mi? Evet, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 böyle geliyor bak. 15, 16, 17, 18, 19, 29 böyle şekilde ve 31. 31 gün. Aralıkta 31 çekiyor. 31 gün Aralık. Geldik ve hatta artık Aralık'ın saatlerine girdik. Saat. Sabah saati böyle ilerliyor yani. Son günün saatleri ve son saatin de dakikaları. Bak Muhammed peygamber burada doğmuş. Daha son dakika. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada 60 dakika. 55, 50, 45, 0. İnanılmaz. Kozmik second. 0.23. Bak 365, 24, 60. Yani kozmik takvim normalde 365 kere yapılmış. Kur'an'da 365 gün kelimesinin, dikkat edin, bunu kafadan yapmıyoruz yani. Bu kozmik takvim kafadan bir takvim değil. Bir yılı evrenin yaşına, evren bir yaşında gibi düşündüğünde ayların ve günlerin ve saatlerin durumuna bakıyoruz burada. Ve 1.2 second ago. Ya bunlar saniyeymiş arkadaşlar ya, pardon. Dakika da değil. Saniye bunlar ya. Görüyorsunuz saniye. Yani şöyle. Gördüğünüz gibi. Burada 60 saniye. Son 60 saniye. Bir dakikanın içinde. İnanılmaz bir şey ya. Bak 4 saniye oluyor. Muhammed peygamberin doğumu. Ve 0. Şimdi bunu niye gösterdim? Bu kozmik kalender, kozmik takvimi, eğer biz kozmik takvimi şöyle geçelim. Kozmik takvimi, yani evrenin yaşını biliyoruz tam olarak. Kaç? Planck verisi, 2017 olsa gerek, Planck verisi 13.8 milyar yıl yaşında olduğunu kesin olarak, çok yani tabii ki sapmayla buldu. Evrenimiz 13.8 milyar. Eğer evrenimizin 13.8 milyar yıl olan bu yaşını bir güneş yılına benzetirsek, yani az önceki kozmik kalendera, kozmik takvime benzetirsek, bir saniye, o kozmik takvimde bir saniye kaç yıl oluyor? 483 yıl oluyor. Tamam mı? Bir saniye 483 yıla denk geliyor. Kozmik takvime göre bir saniye 437 yıla, yaşadığımız, saydığımız günlerden 437 yıla geliyor. Peki o zaman bir şöyle hesaplamada şöyle, bir yılda toplam 31.557.600 saniye var. Evren 13.8 milyar yaşında olduğuna göre eşitlersek şu şekilde. Yani 31.557.600 saniye 13.8 milyar yıl ise bir saniye kaç yıl olur? Çok basit bir şey. Kendiniz de yapabilirsiniz. 437 saniye olur. Yani kozmik takvimde 1 saniye 437 yıla denk geliyor. Çok ilginç bir şey olacak şimdi. Peki göz kırpma süresi olan 187.5 milisaniye kaç yıl oluyor? Subhanallah. Gördünüz mü? Tam 82 yıl. Yani kozmik takvime göre biz bir göz kırp açıp kapama bir insan hayatıdır. 82 yıla denk geliyor. Şu Kur'an'daki işarete bakar mısın? Şu muhteşemliği bir dikkat eder misin? Güzel insanlar, Kur'an boş değil. Kur'an ilahi. Kur'an bu kozmik takvimi yaratıcısından, evrenin yaratıcısından, bir insanın emri 82 göz kırpma gibidir diyor. Ya da daha az. Yani 82 yıl. Takvime göre, Rabbime göre bir göz kırp, yani düşün yani bir saniye. Ne bir saniyesi ya? 187,5 milisaniye. Yani düşün 1000 milisaniye bir saniye. Saniyenin 15'te biri falan olması lazım. Yani 10'da biri değil, yok 8'de biri falan olması lazım. 7-8'de biri yani. 5'te biri olur. Evet öyle. 7'de biri falan. Düşünsene tak. Ve Rabbimin kozmik takviminde biz göz kırpma gibi oluyor. Senin 82 yıl yaşaman. Ne haber? 82 yıl yaşa denk geliyor. Bak bunu iyi inceleyin. Hatta Rabbim diyor ki yani 82 yılın insan ömre benzetilmesi gerçekten ilginç. Daha erken de ölebilir insan. İnsanın emrinin kıyamet, insanın kıyamet emri benim az önce de anlattım. Ruhumun verilmesinde emrim var zaten. Yani o yüzden bir insanın kıyamet emri Rabbim ayette yaşam süresine, yani dünyaya gelmesiyle evreni terk etme süresinin bir göz kırpma kadar olduğunu söylüyor ki o da 82 yıla denk geliyor ve daha da yakın olabilir diyor. Yani sonuçta 40 yaşında bir ölen bir insan için göz kırpmadanın yarısı kadar yaşamış oluyor. Ya biz bir göz ortalama, tabii göz kırpmalar arkadaşlar ortalamasını verdim ben şimdi burada. Bazı insanlarda göz kırpmak daha uzun sürebilir. Bazılarında çok daha kısa sürebilir. Yani sonuçta bu hesaplarsam burada 82 ile kalmaz bu. Ben ortalamasını söylüyorum. Ama gene de böyle 120-130'a kadar gider yıla. Aşağılara kadar da inebilir yani ortalama 40'lara da inebilir. Yani bunun denk gelmesi büyük bir mucizedir. Kozmik takvimle bunun uyması çok büyük bir mucizedir. Peki ama öğütler yarar vermiyor. Öğütler yarar vermiyor. İnsanlar öyle büyük Rabbimin mucizelerine tanık oluyorlar, bakıyorlar ama bakıp geçiyorlar, kafalarını çeviriyorlar adamlar. Çünkü niye? Aldandı. İnfitar suresi 6. ayet. Ya eyyuhel insanu ma garreke bi rabbikel kerim. Subhanallah, şu ayetteki muhteşemliğe bak. Ey insan, ma garreke. Ne aldattı seni? Bi rabbikel kerim. Kerim, cömert olan, kerim olan Rabbine karşı. Ya bu sana dünyaları vermiş, evreni vermiş. Evrende nefes alıyorsun, görüyorsun, lütfetmiş, duyuyorsun, evlatlar nasip etmiş. Cömertçe davranmış. DNA'nı bilmiyorsun ya, haberin yok. Yemekler yiyorsun, mideni şişiriyorsun. Zevki sefa içindesin. Öteki de fakirlik içinde aklını kullanmıyor, o da ayrı bir şey. Müslümanların durumunu söylüyorum. O da doğru şey değil. Yediğin yemeğin nasıl parçalandığını bilmiyorsun. O Rahman o parçaları, amino asitleri, proteinleri, karbonhidratları, yağ asitlerini, vitaminleri, enzimlerle nasıl alıyor hücre içine, yakıp yok, enerji üretiyor sana. Lütfunu bilmiyorsun, Rabbine karşı aldanıyorsun. Ne aldattı seni ya bu kadar cömert Rabbine karşı? Niye böyle nankörsün? Niye böylesin? Ellezî halakake. Bak seni yarattı. O ki yarattı seni. Fesevvâke fe'adâlek. Öyle ki düzenledi seni. Sevva, düzenlemek, tesviyelemek diyor bak. Sevvâke seni, yani düzenledi. Tekil geliyor zamir ve geçmiş zaman geliyor. Öyle ki düzenledi, tesviye etti seni. Öyle ki dengeledi seni. Dengeledi adelek. Ayetlerin Türkçe çevirisi budur. Hangi surette dilediyse terkip etti seni. Bir araya getirdi seni. Terkip ettik. Rekkebe. Tertiplemek, yani bir Lego parçaları gibi bir araya getirmek demek. Assemble Türkçesi, İngilizcesi tam assembly. Yani montajlamak. Bir araya getirdi seni. Asla, kella, bilakis yalanlarsınız yargılamayı. Yargılama günü, din günü yalanlarsınız yargılamayı. Ve inne aleyküm lehafızin. Ve doğrusu üzerinizdedir mutlak koruyucular. Değerli, şerefli yazanlar, kaydedenler. Bu kiramen katibin dersini işlemiştik biliyorsunuz. Hipokampustu bunlar. Sağda ve solda olmak üzere şerefli yazıcılardır. Kerim, cömert, efficient, etkili hafıza melekleridir bunlar ve bunlar gerçekten şerefli elçilerdir ve unutmazlar, bilirler çünkü beynimizin içindeler, her şeyi kaydediyorlar. Bilirler ne yaparsınız, aynen öyle, sen ne yaparsan yap, ne fail, tefailun, yani ne fail yaparsan, fail Arapçası, yaparsın, yapmak. Şimdi kelimelere bir bakalım. Rekkebek kelimesi bir şeyi başka bir şey üzerine koymak, terkip etmek, birleştirmek, assemble, kurmak, döşemek. Yani Lego gibi parçaları birleştirerek bir şey oluşturmak. Çok güzel. Bu ya eyyüel insane ma garake bi rabbikel aziz kerim. Çok güzel bir ayet. Bu gerçekten beni dehşete düşürüyor yani. Bu kadar Rabbim zülfaddil azim sıfatıyla bize lütfetmiş. Bizdeki nankörlüğe bak arkadaş. Çok büyük lütuf yani. Bakın şimdi arkadaşlar burada insanın düzenlenmesi ve assemble yani birleştirerek Lego gibi yapılmasına bir işaret var. Bu işaret elbette modern hangi bilim ilgileniyor bununla? Embriyoloji. Yani modern embriyoloji bilimi bu insanın yaratılışıyla ilgileniyor. Biz embriyoloji dersi görüyoruz 2. sınıfta tıpta. Gerçekten güzel bir derstir. Anlamak zordur. Ama 2023 yılındayız arkadaşlar. Bir embriyoloji hocası arkadaşınız varsa sorun. Daha bildiğimiz %1 bile değildir. Yani yaratılışın bırak yapmayı, bırak onunla benzerini bile yapabilmeyi bırak. Bir hücreyi yapamıyoruz. Onu daha anlama noktasında. Rabbim insanı yaratırken anlama noktasında bile daha %1 bile değilizdir. Yani şu anda modern tıp. %1 bile değil. Düşün ki Allah onu ilmiyle yaratıştan yaratılışa geçiriyor. Peki. Burada o ki yarattı seni, öyle ki düzenledi seni, öyle ki dengeledi seni. Yani demek ki bu düzenlenme bir denge içinde oluyor. Denge, dengeleme var. Burada en önemli şey insan, ilk derslere bakın arkadaşlar. İnsan nasıl oluşuyordu? Hemen şöyle özetleyelim. Babadan çıkan meni vajinaya atıldıktan sonra, sıvılaştıktan sonra spermler endoservikal kanaldan yani rahim iç zarından süzülerek, girerek nutfe halini alır. Rahim kararlı yer olan, kararlı bir mekan olan rahim içerisine Allah nutfeyi yerleştirdikten sonra o nutfe tüplere geçer. Tüplerde niye geliyor tüplere? Yumurtalıktan bir Fecr suresini okuyun. Yumurtalıktan bir yumurta atılır. Tamam mı? Çift, sperm ve yumurta birleşir. Tek olan çifte ve tek ediyor ya Rabbim. O bir çift olan 46 kromozomlu birleşmiş bir hücre. Zigot diyoruz buna. İnsan tohumu diyorum ben ona. Bu insan tohumu içindeki DNA'yı bölerek mitoz bölünme diyoruz ona. Bölünme. Birbirlerinin tıpatıp kopyasını yaparak çoğalır ve alak olur. Alak olarak da embriyo olur. Blastokist rahim içi sıvına yapışır. Orada gömülür. Daha sonra burada da çekirdeğinden çıkar. Zanopellisudadan. Artık o bölüne bölüne gitmeye başlar. Bunları niye koyuyorum? Çünkü siz bakın diye. Bu mitoz bölünmeyle hücreler bölünür. Çoğalır. Ama bakın. Şimdi hücreler bir çoğal ne olur? Böyle bir kilo et gibi olması lazım. Düzensiz olur. Nasıl olacak? Çoğalıyor hücreler. Kafalarına göre çoğalsalar ne olur? Bir kilo hamur gibi et olur böyle bir kilo. Şekilsiz bir şey olur. Ama Rahman onu öyle bir şekilde yapacak ki karaciğeri, eli, kolu düzgün olacak. İşte bu o kadar zor prosesler ki bunu kafanızı çok anlatmak istemiyorum. Embriyoloji ile ilgili dersler çok önemli. Hücreler birbirlerini etkileyebiliyor arkadaşlar. İnsan yaratılırken mesela HoxA genleri var. HoxA gen. Bu kolun ne kadar uzayacağını biliyor yani. Mesela 5 metre olmuyor kol anne karnında değil mi? Belli bir noktadan sonra duruyor uzaması. İşte HoxA genleri, HOX gen. Bunlar araları mesela açılıyor. Bizim kaz gibi olmuyor değil mi parmaklarımız? Araları açılması gerekiyor. Onun hücreler normalde bu hücreler arası eriyor. Parmaklar oluşabilmesi için. İşte bu dengeleme işte. Denge gerektiriyor. O dengeyi kaçırırsa el büyür ya da küçük kalır. Fokomeli var mesela. Denge ayarsız olduğu zaman ne olur? Fokomeli el oluşmaz. Kol. Şöyle kol çıkmaz. El olur parmaklar. Ya sen ne sanıyorsun? Embriyoloji dediğim şey o kadar ki binlerce maddeye birbirlerini etkileyerek denge içerisinde Rabbim bizi seviyelendiriyor, tesviyeliyor, şekilden şekilde ve dilediği şekle sokuyor. Burnun dev gibi olmuyor. Küçük olmuyor. Dudakların dengeli oluyor. Hücreler ne kadar büyüyeceğini biliyor. Kafan kocaman olmuyor. Dengeli. Örnek olması için gösterdim. Bakın Rabbimin gerçekten bir upper extremities ve lower extremities yani bacak ve ayağın oluşumu. Mesela Carnage'de işte 13-14 evreleri var bakın. Gördünüz mü? Bir bu el, kol ve elin oluşumu, burada da ayak oluşumu var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunun işte Rabbimin ayetteki işareti bu. Seni aldatan nedir Rabbine karşı? O ki diyor seni seviyeledi, dengeledi. Şekilden şekile assemble etti bak. Bir embriyonun oluşması. Bu embriyo sonsuza kadar büyümüyor. Bak ayakları falan hep dengeli. Yani bir hücre bölünerek bir et parçasını oluşturmuyor. 3 kiloluk bir et parçası olmuyor. 3 kiloluk dünyanın en tatlı bebeği doğuyor. Beyin hücresiyle, her şeyiyle farklı. Allah'ın düzenlemesine bir örnek mesela verelim. Şimdi erkek ve dişinin farklı olması. Rabbim erkeği ve dişiyi farklı dilediği gibi yaratıyor. Dilerse erkek yaratıyor, dilerse dişi yaratıyor. Aynı hücreden nasıl oluşuyor? Peki bunun cevabı şu. Bakın, eğer insan tohumu zigot, eğer kromozomlarında Y kromozomu varsa, taşıyorsa, yani erkek olacaksa Rabbim onu öyle ayarlamış ki Y kromozomda seks hormon determining region of Y var. Seks hormon belirleyici gen. O gen anti-Müllerian hormon sağlar, yani üretir. O anti-Müllerian hormon adı üzerinde anti. Müllerian. Müllerian kanalı bloklar. Müllerian kanal bloklanınca ne olur? Wolfian kanal aktif hale gelir ve bu Wolfian kanal erkek cinsiyet organlarını oluşturur. Yani testis, penis, prostat, seminal vesikül, vas deferansı oluşturur. Muhteşemliğe bak. Erkek olursun ya. Eğer Rabbim seni dişi olarak dilediği gibi dişi olarak seviyelendirmek, yani tesviyelemek, yani düzeltmek istediyse o zaman sana X kromozomu göndermiş olur babandan, spermden ve ne olur? Antimül Y olmadığı için, seks hormon determining region of Y olmadığı için antimüllerian hormon salgılanamaz. Antimüllerian hormon salgılamayınca Müllerian kanal aktif olur. Şöyle Wolfian kanal geriler. Müllerian kanal ortalığı hakim olur. Bu da rahim, yumurta, tüpleri ve cinsel ilişki yolunu, vajinayı oluşturur. Şu muhteşemliğe bakar mısın ya? Sen nesin ya? Bir insan olarak Rabbine karşı seni aldatan nedir? Seni annenin karnında bu şekilde yaratılıştan yaratılışa düzenleyip sana görme, duyma, işitme, idrak etme yetenekleri veren, mutluluk kaynağı şeyler bahşeden Rabbine karşı seni aldatan nedir ey insan? İşte farklı. Bir de Rabbim diyor ki orada terkip etti seni. Buraya hangi surette dilediyse terkip etti seni, bir araya getirdi seni buyurmuştur. Bu kelimenin anlamı farklı parçaları birleştirerek, üst üste koyarak bir bina etmek, bir şey oluşturmak. Yani bir Lego oyuncağının yapılması tam olarak bu terkip kelimesiyle ifade edilir. Bu Rabbimiz bunu da nasıl yapıyor? Bakın embriyo ilk başlarda 3 tabakaya ayrılıyor. 3 tane farklı tabaka. Bunlar ektoderm, mezoderm ve endoderm. Ve bu farklı tabakalardan da farklı organlar oluşuyor, dokular oluşuyor. Mesela ektodermden deri, tırnak, saç, dişler. Şöyle daha güzel gösterelim. Bakın burada var işte. İşte Rabbimin bir Lego parçaları gibi farklı parça olur ya. Mesela Lego'da 30 temel parça olur bunlar. Yine insanın yaratılışında da amino asit parçaları vardır. Bunlar da buraya girer. Yağ asit parçaları vardır. Karbonhidrat parçaları vardır. Yani bir Lego'nun parçaları gibi yapa yapa Lego, yani tam terkip etme budur. Assembly, yani bu şekilde kalp, kas, böbrek, kan, mesela endoderm, mezoderm, alaktan katmanlı bir yapıdan gördüğünüz gibi bir insanı Rabbim oluşturmaktadır. Ne muhteşem bir yaratılıştır ve gerçekten bu Rabbimin bu yaratılışı mutlak ki büyük saygı ve mutlak ki teslimiyet gerektirir ya. İslam teslim olmaktır. İşte teslim olacaksın. İşte Kur'an mucizeleri, ben diyor Kur'an'a iman ediyorum ya. Ya kardeşim sen Kur'an'a iman etmen değil mesele. Asıl burada onu yeterince Rabbimi takdir edebiliyor musun sen? Yani onun ölçelinde asla onu yeterince hamd edemeyiz. Onu asla değerlendiremeyiz. Ben Einstein'ı mesela nasıl değerlendireceğim? Değil mi? Einstein de benim yaptığım ameliyatı değerlendiremez. Sonuçta birbirimizden farklı Rabbimin üstün kılınmışız. Ancak Rahman gibi, evrenin yaratıcısı gibi bir varlığı değerlendirmemiz zaten mümkün değil. Ya en azından ama Kur'an'a baktığında, bu ayetleri okuduğunda bir bilim insanı, ilmimizi artırdığımızda bakın ayetlerin nasıl tecelli ettiğini görüyoruz yani. Ve o 82, 10, 11, 12 ve doğrusu üzerinedir mutlak koruyucular, şerefli, değerli yazanlar, kaydedilenler, bilirler ne yaparsınız? Bu hipokampustu arkadaşlar. Bunun dersi var. Evet, insanı aldatan nedir arkadaşlar? Buna bir bakalım. İnsan niye aldanıyor ya? Neden aldanıyoruz biz? Bu kadar açık delilleri görüyorken neden hala teslim olmuyoruz Rabbimize? Neden hala onun astarından ilahlar ediniyoruz? Evliyalar, yani evliya, veliler ediniyoruz. Evliya tekil, yani çoğuldur. Yani. Veliler ediniyoruz. Niye onun aslından? Çünkü şeytana Rabbim izin vermiştir. İnsanı aldatan şeytandır. Yani içindeki it dediğimiz primitif, yani evrim sürecinde ilk yaratılmış, yani fücurudur yani. Takvasından önce yaratılmıştı. İt fücurdur. Bu da şeytandır. İnsanın ham düşüncesi. Yani içgüdüsel istekleriyle beraber. Acıktıysan ye, çal, her şey al, en çok sende olsun gibi. Vermek istemez çünkü bende olsun. İşte bunlar Rabbine karşı da müşrik yapıyor insanları. Şeytandır bunu yapan. Şeytan nasıl saptıracak? Şeytan şimdi bize kalkıp böyle put gibi böyle bazı şeyleri mi, böyle kilden, şeylerden falan, demirden ya da böyle şekiller, biblo gibi şeyler, tanrılar, bunlar bak tanrı bu yarattı, tapın mı diyecek? Kim inanıyor buna? Ama Kur'an'ı bozamıyor. Ne yapabilir o zaman? Kur'an'ı bozması için, Kur'an'ı dinletmemek için, Kur'an'ın anlaşılmaması için peygamber ve Allah adına bizzat yalan uydurmakla, iftiralar atarak. Peygamber buyurdu ki, hala kutsi hadisler var herhalde. Hadis demek söylenti demektir ya. Türkçesi hadis eşittir söylenti, söz, söylenti, rivayet Türkçesi, söz, söylenti, kulaktan duyulan bir söylenti. Söylentilerle dininizi oluşturuyorsunuz orada. Ne diyor? Kutsi hadis ya, Allah'ın ayetini neshediyor, yok ediyor. Hadisler diyorlar ki, buna hep detaylı gireceğim yani. Kaydedilmemiş vahiy falan. Hepsini anlatacağız. Hepsi fasafiso. Tek bir din vardır. O da İslam'dır. O da Kur'an'dır. Kur'an eşittir Resul. Resul eşittir Kur'an. Bitti. Resul'e itaat eşittir Kur'an'a itaat. Kur'an'a itaat eşittir Resul'e itaat. Kur'an'a itaat ediyoruz biz kardeşim. Şu anda Resul'e itaat ediyoruz. Kur'an'ın kendisi de bir Resul'dür ayrıca. O ayrı. Ama biz Muhammed Peygamber'e itaat ediyoruz. Seviyoruz Peygamberimizi. Ona atılan iftiraları temizlemeye çalışıyorum ya ben. Uydurulmuş hadisler, uydurulmuş sözlerle. Sadece şunu da göstereyim. Yeni bir site açtım. Bu bitti. Evet. Bakın. Çok güzel bir site oldu. Orayı bir göstereyim size. Şöyle bir yazayım da ondan sonra size buraya alayım. İnşallah açar. Güzel açtı. Bakın arkadaşlar, bu site, yeni açtım bu siteyi. Ne olur bir bakın. Çok güzel bir site. Sadece bir tek Kur'an.com. Sadece Kur'an.com alacaktım da birisi almış. Sonuçta Vahid aklıma geldi. Dedim tek de olsun yani. Hani sadece yanında Vahid, tek Kur'an gibi. O zaman sadece bir tek Kur'an. Güzel geldi böyle. Hoşuma da gitti. Bunu aldım. Sadece bir tek Kur'an. Bakın, sadece bir tek Kur'an dediğimizde ne oluyor? Kur'an, sadece Kur'an Yüce Allah'ın dosdoğru yolunu iletir. Maide 15. Mutlak ki geldi sizlere Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap. Daha ne desin? Maide 16. Kılavuzlar onunla Allah rızasına tabi olmuş kimseyi esenlik yollarına ve çıkarır onları izniyle karanlıklardan nura ve kılavuzlar dosdoğru bir yola. Ya bu ayete bak ya. Teslim ol yani. Bu daha nasıl bir ayet bu olabilir? İşte al. Sadece Kur'an dediğin vakit bu olur. Allah'ın nuruna ulaştırır seni. Mutlak ki geldi sizlere Allah'tan bir nur. Bak ne diyor? Ve apaçık bir kitap. Kitap geldi diyor. Hadis kitabı demiyor. Kitaplar demiyor. Çoğul demiyor bak. Ayette tekil kitap. Kitaplar geldi dese şüphelenirim. Allah acaba Kur'an'dan ayrı başka kitapları da mı Rabbimiz bizden uymamızı istiyor derdim. Değil. Mutlak ki geldi sizlere Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap. Tekil. Bitti. Kur'an. Rabbim o Kur'an'la ne yapıyormuş bizi? Rızasına tabi olmuş kimseyi esenlik yollarına, karanlıklardan nura çıkarıyor. Eğer hadisler içinde kalırsanız bak böyle olursunuz. Şurada izleyin bak, orada bağırıyor adam zulüm içinde, ahirette çok sıkıntıda. Buna bir bakın ne olur bak, çok güzel bir site bu. İkinci ne? Tabi olun Kur'an'a. Tabi olun Kur'an'a. Atalar dini olan hadislere tabi olmak, Kur'an'a tabi olmak değildir. Şu, tabi oluruz. Ne diyor bunlar? Denildiği vakit onlara ne diyorlar? Bak, denildiği vakit onlara tabi olun Allah'ın indirdiğine. Bak, Allah'ın indirdiğine Kur'an. Dediler hayır. Tabi oluruz atalarımızın üzerinde bulduğumuza. Ataları onların akletmez bir şeye ve doğru yola yönelmez olmuş olsa da mı? Evet diyor adam ya. Ne diyor? Hayır, tabi oluruz atalarımızı üzerinde bulduğumuz, el ele tutuşmuşlar, hadis kitapları gidiyor. İbni böyle gidiyor. Hiç kimsenin elini tutmayacaksın dinde. İşte bunu yapacaksın Allah'a. Sadece Allah'a. Ne diyor? Araf 3'te tabi olun Rabbinizden sizlere indirilene ve tabi olmayın onun aslından evliyaya, yani velilere. Ne azdır öğüt aldığınız ya, gerçekten ne az öğüt alıyorsunuz diyor Rabbim. Üçüncüyü bakalım. Bunlar tabii çok güzel bir site oldu bu. Bakın. Şöyle aşağıya gidiyor. Sonra 3'e bakalım. Kur'an eşittir Resul. Resul eşit değildir hadisler. Bunları çok dersini yapacağım arkadaşlar. Bak, Resul'e itaat etmek, hadislere itaat etmek değildir. Bunu kafanıza bir yazın. Bak, Nahl 64'te ne diyor Rabbim? Ve indirmiş değiliz sana kitabı ancak beyan etmen için onlara ki hakkında ayrılığa düştüklerinde ve doğru yola bir kılavuz ve bir rahmet inanan bir kavim için. O kitabı, yani Kur'an neymiş? Ayrılığa düştükleri konularda Kur'an karar veriyor diyor. Beyan etmek yani. Açıklama değil. Açıklama değil. Deklarasyon bu. Beyanı da diyorlar açık, işte peygamber Kur'an'ı açıklıyor. Ne alakası var? Kur'an apaçık zaten. Ve inanır, Yunus 106. Ve inanır değildir çoğunluğu onların Allah'a ve onlar ancak müşrikler, şirk koşanlar. Şirk koşmadan inanmıyor adam ya. İlla araya bir şey sokacak hadis kitabı. Bak, Kur'an eşittir Resul. Kur'an'a itaat eşittir Resul'e itaat. Al. Resul eşit değildir hadisler. Resul'e itaat etmek, hadislere itaat etmek değildir. Sen Resul'e itaat ediyorum diye Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace gibi, bu Nesa gibi bu kitaplara iyi niyetli, kötü niyetli neyse iman ediyorsun. Hadi ben peygamberin sünnetine inanıyorum, onu uyguluyorum, itaat ediyorum Resul'e diyorsun ya. Değil, değil. Sen aslında peygamberimiz senden şikayet edecek orada. Kâle Resulü ya Rabbi inni kavmette hazel Kur'an'ı mahcura diyecek sana. Kur'an'ı terk etti benim bu kavmim diyecek sana. O kavmi sen oluyorsun, ben oluyorum işte. Güzel bu. Bakın sonra ne diyelim? Al. Yüce Allah'ın bir tek dini İslam'dır. O da eşittir Kur'an. En'am 159. Doğrusu kimseler fırkalara, bölüklere ayırdılar dinlerini ve oldular gruplar. Değilsin onlarla bir şeyde. Bak sen diyor onlarla hiçbir şeyde değilsin yani. Hiçbir şeyde bir ortaklığın yok diyor. Ali İmran 85. Ve kim arzular arar İslam'dan başka bir din, öyle ki asla kabul edilmez ondan. Ve o hayrette hüsran içinde olanlardandır. Kaybedenlerdendir. Sadece bir tek Allah'ımız var. Sadece bir tek Kur'an'ımız var. Sadece bir tek dinimiz var. O da İslam'dır, o da eşittir Kur'an'dır. Ama sen dinlerini böyle parçaladığın zaman Sünni mezhepler, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Zahiri, Haricilikler, Şiilikler, Caferilik hepsi diyor ki benim dinim en iyi. Şii'nin hadisleri var, ayrı bir dolu kitap. Sünnilerin hadisleri var. Haricilik. Bakın ne olmuş? Fırkalara, bölüklere ayrılmışlar. Dinlerini parça parça etmiş olanlardan uzak dur. Tek bir din vardır benim gözümde. İşte o da Kur'an'dır. Hadisler Kur'an'dan saptırır. Aynen öyle. Şimdi şeytan işte buraya bu yüzden geldim. Sıratel müstakim yoluna oturacağım diyor yani. Sıratel müstakim Kur'an'dır diyor. Diyor ki şeytan Allah'ın ayetleri üzerine hadisler yoluyla oturmuştur. Başka yolu yok zaten. Kur'an değiştiremiyor ki ayeti. Kur'an okuduğunda anlat, şansın yok. Şeytanı atıyorsun aradan direkt ama hadisleri, ayetleri okurken hadisleri devreye soktun mu? Eyyüzübike bin hemezâti şeyatani diyoruz ya, işte bitti. Şeytanın dürtüleri oraya girer. Bak dedi ki şeytan, Ali İmran 85 dedi. Şeytan söylüyor. Öyle ki saptırmanla beni mutlak otururum onlara senin dosdoğru yoluna. Kur'an üzerine otururum diyor. Ve Kasas 87'de diyor ki ve saptırmasınlar seni Allah'ın ayetlerinden. İndirildiği vakit sonrası sana, bak ne indiriliyor bak. Kur'an indikten sonra diyor. İndirmeye var, ayetlere var ve Allah'ın ayetlerinden saptırmasınlar seni diyor. Düşünebiliyor musun? Allah'ın peygamberini Allah'ın ayetleri daha inerken saptırmaya çalışanlar var ya. Ve davet et Rabbine ve olma müşriklerden ortak koşanlardan. Bak sadece bir tek Allah, sadece bir tek Kur'an doğru yola kılavuzlar. Sen hadislere tabi olduğunda Allah'ın korumasında olmazsın. Çünkü kulaktan kulağa aktarılan şeylerle bunu şeytan orada da istediği gibi attırabilir yani. Mesela kötü bir adam şeytani, saptırıcı demek şeytan. Şeytan saptırıcı bir adam, peygamberi Kur'an'a düşman. Peygamber buyurdu ki kadınları öldürün al. Bitti. Bitti. Gördün mü? Doğru yolu asla iletmezler. Hadisler doğru yol. Zaten bir hadisiyle onun tersi hadis var. Çelişkili hadisler var. Asla doğru yola iletilmezsiniz arkadaşlar. Ha işte bak. Şeytan öğretileri olan hadis bataklığında yüzen ve Kur'an'ı terk eden kavmin ahirette durumu. Resul ne diyormuş Furkan 30? Dedi Resul ya Rabbi şüphesiz benim kavmim toplumum tuttular bu Kur'an'ı terk edilmiş. Bak böyle olursun. Ahirette bu eller senin olabilir, benim olabilir. Kendini hadis kitaplarıyla Resul'e itaat ettiğini sanma. Çünkü o Resul senden şikayette bulunacak öbür ahirette. Bu toplum benden değil diyecek. Kur'an'ı terk etmiş bu manyaklar diyecek yani. Kur'an terk edilmiş diyecek. Kavmim toplum tuttular bunu terk edilmiş ya. Akılsızlar diyor yani. Benim toplumum terk etti. Allah muhafaza ben korkuyorum ya. Ahirette bu insanlar gibi olmak istemem bak bu elleri. Nasıl isterim? Böyle isterim bak. Ve sevk edildi Rablerine takvalı olmuş kimseler cennete doğru zümreler halinde. La ilahe illallah inşallah. Ve geldikleri vakit oraya ve açıldı kapıları onun. Ve dedi onlara cennetin kapıları açılıyor. Ve dedi onlara koruyucuları onun. Cennetin koruyucuları. Selam sizlere. Güzel yaptınız. İyi yapıldınız. Pardon. Güzel yapıldınız. Burada ayette kelime pasif geliyor. Aslında çoğu mealde güzel yaptınız gibi değil. Aslında yapıldınız. Pasif bir geçmiş zaman. Güzel yapıldınız. İyi yapıldınız. Yani aslında Allah'ım cennete girecek insanların bedenlerini de oraya uygun yapıyor. Öyleyse girin oraya ölümsüzler olarak. Ben bunu Zümer 73'e şey olmak istiyorum ya. Zümer 73'e. Buna değil. Buna değil. Furkan 30'a muhatap olmak istemiyorum. O yüzden hadisleri terk edin. Kur'an'a sımsıkı yapışın. Araf 170. Ve kimseler sımsıkı sarılırlar kitaba. Yahu kardeşim daha nasıl ayet ben sana söyleyeceğim ya. Ve ayakta tutarlar salatı. Salat dersini anlatacağız. Namaz değil bu. Buradaki 3 çeşit salat var, anlatacağız. Doğrusu biz zayi etmeyiz iyi davrananların ecrini. Zuhruf 43. Öyleyse sımsıkı sarıl vahyedilene sana. Doğrusu sen dosdoğru yol üzerindesin. Bitti. Kardeşim vahyedildi, peygamberimiz bunu okudu, Kur'an'a girdi. Kur'an'a girmeyen bir dini hüküm yok. Kur'an eğer yapmadıysa zaten peygamber görevini yapmamış demektir. Böyle bir şey nasıl olabilir yani? Sadece sımsıkı sarıl Kur'an'a, sadece bir tek Kur'an'a. Burada Kur'an'ın yanında kitaplar edinenlerin misali, kitaplar taşıyan eşeğin misali gibidir. Bu da bir ayettir arkadaşlar. Kitap taşıyor eşek, hiç haberi yok, hiç faydası yok kendisine. Aynı şekilde hatta saptırıyor, boşuna yük taşıyor. Evet, bu da benim kendi şeyim. Sadece Kur'an demeye var mısın? Bu siteye bakın. Biraz daha içini yazacağım. 2-3 makale yazdım. Güzel bir site. Bu siteyi ne olur okuyun yani. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar Yüce Allah'ın rahmeti ve salatlarınızı üzerinize olsun. Aklınızı başınıza alın. Gökler başka göklerle, yer başka yerle değiştirilmeden önce ne olur nereye gittiğinizi iyi araştırın bakın. Kıytırık bir araba alacaksınız. 50 yere gösteriyorsun arabayı. Burası çizik mi? Tremer mi? İşte kaydı var mı? Yok bu ne kadar eder? Şöyle yapar, böyle yapar. Ya dinin bu. Sonsuz ahiret hayatın. Araştır. Kimseye inanma, bana da güvenme. Ben kimseye, kendine çağırana gitme. Senden ücret isteyene gitme. Kur'an'a çağırıyor sadece, ona git. Kur'an'ı bir oku. Ateistler, deistler, agnostikler, siz de kendinize gelin Allah aşkına. Kur'an'daki bilimsel işaretleri gösteriyoruz. Bakın. Senin durum senin sandığın gibi değil. Nefsini kınayan nefis olmamak için Rabbimizin Kur'an'a sımsıkı sarılalım, yapışalım, anlayalım. Ayetlerimizi hayatımıza geçirelim. Bugün de sıcak bir gün arkadaşlar. Cumartesi. Peki. Yüce Allah'ın rahmeti salatlarınızı üzerinize olsun diyorum inşallah. Bir son ya girdir bir doğru girişe, çıkar bir doğru çıkışa. Yap benim için katında yardımcı bir sultan. Rabbimiz bize ahirette de iyilik yaz. Dünya hayatında da iyilik yaz. Teslim olduk sana. Rızkımızı unutmayız, çalışırız. Helal. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın selametle.